İlçemizin siyasi temsilcileri, ordumuzun değerli mensupları, çok değerli şehit yakınları, gazilerimiz, saygıdeğer basın mensupları, çok değerli Silivri halkı. Bugün burada 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 99. yıl dönümünü kutlamak, Ulu Önder Atatürk'e ve Türk Devleti'ne bağlılığımızın sembolü olan çelenkleri Atatürk anıtına sunmak için toplanmış bulunuyoruz. Sayın Kaymakamım, programı arz ediyorum. Çelenklerin Atatürk anısına sunulması, bayram kutlaması, saygı duruşu ve istiklal marşı, Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın 30 Ağustos Zafer Bayramı mesajı, günün anlam ve önemini belirten konuşma, sergi açılışı, tebriklerin kabulü arz ederim. Çelenklerine bugün adım marş! Atatürk anıtına sunulması arz ederim. Bak! Hazır ol! Sağ! Sola! Dön! Çelenk al! Çelenk yerine uyguladım! Mark! Dön. 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlu olsun. Zafer bayramımız kutlu olsun. Zafer bayramımız kutlu olsun. Su, Gazi Mustafa Kemal Atatürk, silah arkadaşları, ebediyeti intikal etmiş tüm Türk büyükleri ve şehitlerimizin manevi huzurunda saygı duruşuna, akabinde belediyemiz bandosu eşliğinde İstiklal Marşımızı söylemeye davet ediyorum. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı için lütfen dikkat. Bizleri yalnız bırakmayan tüm dost ve kardeşlerimize şahsım ve milletim adına teşekkürlerimi sunuyorum. Sayın Kaymakamım, Sayın Belediye Başkanım, Sayın Cumhuriyet Başsavcım, Sayın Rektörüm, saygıdeğer Silivri halkı. 1900'lü yılların başlarında meydana gelen büyük devletler arasındaki çıkar çatışmaları, dünyada gelişen fikir akımları, sanayileşme gibi gelişmeler sonucunda Birinci Dünya Savaşı sonunda müttefiklerin aldığı ağır yenilgiler sonucu Modros Mütakaresi imzalanmıştır ve siyasi olarak kat etmesidir. İşte kazanılan zaferi muhteşem kılan unsur, harbin, kadın, çocuk, yaşlı demeden milletçe topyekun bir savaş olarak icra edilmiş olmasıdır. Bu kutsal ve tarihi gün vesilesiyle ulusça başta ebedi başkomutanımız Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlar olmak üzere kutsal vatan toprağı için canlarını feda eden aziz şehitlerimizi rahmet ve saygıyla. Tamam.